be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Selam dostlarım, Batu Zaya burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Muazzam bir kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu 30 kitaplık bir alışveriş ve muazzam ucuza getirdiğim bir alışveriş. Bu 30 kitabın hepsi yaklaşık 1000 lira tutuyordu ama ben 370 liraya aldım. Yani tam olarak 630 liralık bir kâr elde etmiş oldum. Bu videoda hem aldığım kitapların hepsini sizlere göstereceğim. Aralarından okuyup bitirip çok sevdiklerim var. Onları sizlere önereceğim. Hem de ufak ufak ucuza kitap nasıl alınır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Küçük küçük ipuçları vereceğim. Çünkü artık kitaplar gerçekten aldı başını gidiyor. Çok pahalılar. Kitaplar bu kadar pahalıyken bu kadar ucuza almak da mümkün. Sizlere bunu göstereceğim. Bu alışverişimi ben çok çeşitli yerlerden yaptım. Kitap yurdu var, BKM kitap var, Amazon var, Diyanar var. Trendyol var. Hepsi var. Sizlere ilk önce nereden temin ettiğimi söyleyeceğim. Daha sonra da kitapları göstermeye başlayacağım. Ekstra ucuz kitapları da ne kadar aldığımı belirteceğim sizlere. İlk önce Kitap Yurdu alışverişim var. Kitap Yurdu'ndan ben tam olarak 7 tane kitap aldım. Kitap Yurdu'nda çok uzun zamandır Pegasus yayınlarında büyük bir indirim var. Normalde sanırım %35 ya da %40 indirim yapıyorlar ve küçük bir butik açmışlar kendi içerisinde. 5 tane Pegasus kitabını 20 liraya alabiliyorsunuz. Ki normalde bir Pegasus kitabı 50 liraya satılıyor etiket fiyatıyla. Muazzam bir fırsat. İlk önce bu Pegasus kitaplarımı göstereceğim. Fabio Volo'dan Babam ve Sevgilim. Daha önce ben bu yazardan yine Sabahın İlk Işıkları adlı bir kitap almıştım. O da 4 liraydı bu kitap yurdu indirimden almıştım ve diline bayılmıştım. Muazzam bir kitaptı. O yüzden bunu da almak ve edinmek istedim hemen. İkinci kitabım Profesör ve Hizmetçi. Bu kitabı aldıktan sonra aslında popüler bir kitap olduğunu öğrendim ve bir filmi de varmış aynı adla. Bu yüzden de hemen okuyup bitirdim. Bir tane profesörümüz var. Hafızası sadece 80 dakikalık ve onun da bir tane hizmetçisi var. Her gün birbirleriyle tanışıyorlar. Her gün oğlu geliyor. Onlarla bir iletişime giriyor ve profesör hiçbir matematik denklemini unutmuyor. Matematikle arası muazzam. Bu yüzden hem böyle matematiği sevenler için tatlı bir kitap hem de tatlı bir ilişki oluşturulmuştu. Bu yüzden sevdim o kitabı. Bir sonraki kitabım Kıyamet Koparken Park Etmek Yasaktır. Bunun da konusu ilgi çekiciydi. Bir aile var, her zaman kıyamet kopacağını düşünüyor ama hiçbir zaman kopmuyor gibi gibi güzel bir kitap. Bu kitabım da Luca Bianchini'den Yalnız Seni Sevdim. Ben bu aralar Avrupalı yazarların, özellikle Fransız, İspanyol ve İtalyan yazarların kitaplarına düşüyorum açıkçası. Çünkü çok güzel aşk romanları yaratıyorlar. Bu alışverişimi de göreceksiniz. Farklı farklı ülkelerin edebiyatlarını okumak istedim aslında. Sandro Veronosi'den XY. Bu da bir gerilim, bir suç polisiye kitabı. Dedim ki niye olmasın? Bu yazarımız da İtalyanmış. Ve Michael Ende'den Bitmeyecek Öykü'yü aldım. Bunu kargoya bedavaya getirmek için aldım açıkçası ama daha sonra öğrendim ki çok net olmasa da bu bilgim. J.K. Rowling Harry Potter'ı yazarken bu kitaptan esinlenmiş. Bu kitabı ilham alarak yazmış. O yüzden bir şans verdim. Kalın da bir kitap ama çocuk kitabı olarak da geçiyor bir noktada. Ve Kitap Yurdu'ndan aldığım son kitap da James Baldwin'den Giovanni'nin Odası. Bu kitap aslında sanırım 1900'lü yıllarda yazılmış ama o zaman bile yazması cesaret isteyen eşcinsel aşkı konu alıyor bu kitap. Biraz Adınla Çağır Beni vibe'ı aldım açıkçası. O yüzden güzel olabilir diye düşündüm ve Yapı Kredi yayınlarının modern klasiklerine biriktirmeye başladım. O yüzden güzel olacaktır diye düşündüm. Şimdi de BKM kitap alışverişim var. BKM kitapta da gerçekten çok güzel indirimler yapılıyor. Biraz bakınırsanız orada da çok uyguna kitaplar bulabilirsiniz. Ben yeni bir yayın evi keşfettiğimde ilk önce onun sıralama kısmına giriyorum ve en ucuzdan en pahalıya sıralıyorum. Çünkü ilk önce ince kitaplarıyla tanışmak istiyorum. Bunu hep kitap yayın evlerine yapmak istemiştim ve gördüm ki orada 40 liralık kitaplar bile 5 liraya satılabiliyor. Belki bu 5 kitap 200 lira yapıyor ama ben hepsini 25 ya da 35 lira gibi bir fiyata aldım. Gerçekten ekstra ucuza getirdim. Lynn Jones'tan Ve Sonra Ateş Etmeye Başladılar. Bu aslında savaş sonrası dönemi anlatan bir kitap.
Bosna Savaşı'nın çocuklar ve aynı çocukların yetişkinlik dönemindeki etkilerini anlatıyor. Biraz psikolojik araştırma diyebiliriz. Bu etkilenen çocuklarla yazarımız röportajlar yapıyor ve onun üzerinden çocukların psikolojik gerilimlerini ve ilerlemelerini görüyoruz diyebilirim. Daha sonraki kitabım da C.J. Sukuze, umarım doğru okuyorumdur, Itır Şahi. Bu da psikopat bir insanı anlatıyor. Biraz Dexter gibi aslında, bana öyle geldi. Sabahları normal bir hayatı olan bir insan ama akşamları öldüreceği insanların listesini yapıyor ve insanları öldürüyor. Güzel, komik de anlatılmış okuduğuma göre. Güzel olacağını düşündüm ve onu da aldım. Daha sonra Madeleine Tain'den Bundan Sonra Her Şey Biziz. İlk önce kapak tasarımı beni etkiledi açıkçası. Bu da Çin'le geçen bir kitapmış ve Çin'deki savaşları, iktidarın değişmesini gibi gibi dönemleri anlatıyor. Bu yüzden bunu da almak istedim. Daha sonra David Szalai'dan Erkek Dediğin. Bu da farklı yıllarda yaşamış, farklı yaşlardaki erkeklerin hayatlarını anlatıyor. Çok etkileyici bir konu bence. Zaten bu 2016 Man Booker'da finalist olmuş bir kitap. Hem konusu ilgi çekici hem de sanırım güzel anlatılmış. O yüzden bunu da almak istedim. Ve son ucuz aldığım kitap da Graeme Donald'dan Bugün. Bu gördüğünüz gibi böyle masa başı, başucu kitabı gibi bir şey açıkçası. Çünkü böyle içinde bazı tarihler verilmiş. 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar. O günde önemli neler olduysa onlar yazıyor. Bunu 2021'de her gün masamın başına koyup atıyorum sabah uyandığımda 1 Ocak'ta ne olmuş diye okuyup ilerlemek istedim. Güzel olacaktır diye düşündüm. Daha sonra böyle 2 tane kitap aldım Jaguar Yayın Evi'nden. İkisi de Yu Hua'nın kitabı. Birincisi Yaşamak, ikincisi de Kanını Satan Adam. Kapak tasarımları gerçekten zaten muazzam bir yayınevi Jaguar. Her kitabını okurum diyebilirim. Bu Yaşamak kitabını da okudum ve 5 üzerinden 5 veriyorum. Hem de sonsuzcasına yıldız atabilirim başına. Muazzam bir kitaptı. Yine Çin'deki iktidar değişimini, yönetimin nasıl şekillendiğini, fakirle zengin arasındaki muazzam farkı görebiliyorsunuz. Çok iyi bir kitaptı. Çok basit bir dille anlatılmıştı zaten. Herkesin okuması gerek bence. Buna bir şans verebilirsiniz. Son kitabımda Bize Çıkan Yollar. Bunu edinmek istedim çünkü Netflix'te bir dizi çıktı. Deşen Lili adında. Şuraya da fotoğrafını bırakayım, onu da bitireyim. Çok tatlı bir diziydi. Bu da onun kitabı. Bir noktada çok aynı gidiyordu. Ben aynı anda hem kitabını okuyup aynı anda dizisini izlemeyi tercih ettim. Bir noktaya kadar aynı ilerliyor ama sonrasında değişiklikler vardı. Bence hem kitabı çok güzeldi hem de dizisi çok güzeldi ama dizisi kitaptan bir tık daha iyiydi diyebilirim. Ama ikisine de şans vermelisiniz bence. Şimdi gelelim Trendyol alışverişime. Bu alışverişimi Trendyol'un Pegasus Yayın Evi butiğinden yaptım. Bunu sanırım o büyük Kasım, koskocaman Kasım indirimleri var ya, oradan edinmiştim. Catherine Pancol'dan Timsahların Sarı Gözleri ve Kaplumbağaların Yavaş Varsin'i edindim. Dediğim gibi Fransız bir yazar ve aşkı hayatı anlatıyor. Diğer kitaplarım da şu şekilde Büyücüler serisi. İlk önce şu sırt tasarımlarına bakar mısınız? Bunun da Amazon Prime'da dizisini görmüştüm. Ve 3 kitap da 30 lira ya da 35 lira gibi bir fiyata vardı. O yüzden almak istedim. İlk kitabımız Büyücüler, ikinci kitabımız Büyücü Kral, son kitabımız da Büyücünün Diyarı. Ve şimdi de Amazon alışverişim var. Ben Amazon Prime üyesi olduğum için hiçbir alışverişine kargo ödemiyorum. O yüzden 6 liralık kitap aldığımda da kargo ödemediğim için kafam esinde böyle kitap sipariş ederken buluyorum kendimi. Amazon görebileceğiniz en uygun fiyatlı kitap alışveriş sitelerinden birisi. Zaten duymuşsunuzdur. Oradan da böyle tek tek kitaplar sipariş ettim. İlki Stephen King'den Göz. Geçen aylarda Stephen King'in Medium kitabını okumuştum ve bayılmıştım. Korka korka gerile gerile okuduğum bir kitap olmuştu. O yüzden de her ay bir tane Stephen King kitabı okumaya karar verdim. Göz'de zaten bunun filmi de var. Carrie Günah Tohumu adında. Güzel bir kitaptı ama bir Medium değildi tabii ki. Boris Pasternak'tan bir hikayeyi okudum. Bu yazarın Doktor Jivago ya da Hivago, nasıl okunuyor bilmiyorum, adında bir kitabı var ve çok ünlü bir kitap. Hatta ölmeden önce okumamız gereken 1001 kitaptan biri olarak geçiyor. Bu kitapta onun yazılış sürecinde önemli bir etkisi olduğundan bahsediyor. Hatta Doktor Hivago'nun habercisi deniyor. O yüzden bunu da edinmek istedim. Zaten kısa bir kitap. Onu okumadan bunu okuyayım istedim. Daha sonra yine Jaguar Yayın Evi'nden Aeneis. Doğru okuyorumdur umarım. Bu bir destan. Destan şeklinde yazılmış. Bu 40 lira normalde ama ben 20 liraya olunca bekletmek istemedim. Almak istedim. Çok konusu hakkında bilgi sahibi değilim. Ve 33. Kjersti Skomsvold. Umarım doğru okuyorumdur. Norveçli bir yazarın kitabı. Hatta buna biraz önce başladım. İlk bölümünü okudum ve her sayfada iki cümleyi falan fosforladım. Biraz melankolik bir kitap ve ben böyle melankolik kitaplar okumayı bayılıyorum. Çünkü ben normalde çok mutlu bir insanım.
Mutluyum ama böyle melankoli kitapları okumaya bayılıyorum. Ve yeni bir seri biriktirmeye başladım, yaşasın. Everest yayınlarının modern klasiklerini biriktirmeye başladım. Bu ilk kitabı Hans Fallada'nın Herkes Tek Başına Olur. Bu da ikinci kitabı Anna Kavan'ın Buz. Bunu da şu şekilde ilerleteceğim. 2021'de her ay bir tane bu klasiklerden okumak istiyorum. Ve gördüğüme göre, okuduğum yorumlara göre de çok bilinen, çok övülen bir seriymiş. Çok güzel kitaplar varmış içerisinde. Irmak Zilli'den Son Bakışı aldım. Bu kitap da %50 indirimdeydi. Hatta %60 falan bile olabilir. O yüzden almak istedim. Çünkü benim en büyük eksiklerimden birisi, çok fazla Türk yazar okuyamıyorum. Ya elim gitmiyor, niye bilmiyorum. Bu sene de 2021'de Türk yazarlarla tanışmak için güzel bir yıl olsun istedim açıkçası. Bunu edindim. Ve Kağıt Ev. Ben kağıt diyemiyorum, beni affedin o yüzden. Portekizli bir yazarın kitabı. Bir tane adamdan bahsediliyor. Evinde o kadar çok kitap var ki artık bir noktadan sonra evinde yaşayamıyor ve o kitaplardan bu şekilde sahilde bir tane ev yapıyor. Yani evin duvarları, her şey kitaplardan örülüyor. Onun hayatını anlatıyor. Biraz da kitap okumanın ve kitap alışverişi yapmanın ulaştığı noktayı bizlere anlatıyor. Zaten kısacık bir kitap. Böyle bir saatte okuyup bitirebileceğiniz tatlı bir kitaptı. Ve son alışverişimde Diyanar'dan yapmış olduğum alışveriş. Diyanar'da hala devam ediyor mu bilmiyorum ama hangi yayın evinden olursa olsun, hangi fiyatta olursa olsun ikinci kitaba %50 indirim vardı. O yüzden bunları almak istedim. İlk aldığım kitap Jaguar yayın evinden. Bir kedi, bir adam, iki kadın. İkincisi de Tokyo'nun son çocukları, Yoko Tawada'ydı. Bunu Instagram'dan anket yapmıştım sizlere ilk önce hangisini okuyayım diye. Bu arada hala Instagram'da yoksanız Batuhan Semerci, görüşebiliriz orada. İlk bu kitabı okudum ve yine tatlı bir kitaptı. Bir günde bir anda oturup soluksuzca okuyabileceğiniz, hayvan sevgisi ve insan sevgisinin anlatıldığı güzel bir kitaptı. Bunu da geçen hafta okudum. Covid karantinamın ilk kitabıydı açıkçası bu. Garip bir konuya sahip bu kitap aslında. Japonya artık ülke dışında hiçbir iletişime sahip değil. Ülke dışından hiçbir şey ithal edilmiyor. Ülkeden de başka bir yere ihracat yapılmıyor. Sadece Japonya var. Ve Japonya'da yaşlar çok sonsuza kadar yaşıyor. 150-200 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlar ama çocuklar çok sağlıksız büyüyor. Hatta çok erken yaşta ölüyor. Çünkü hepsinde kalsiyum eksikliği mevcut. Kemikleri olmayınca falan falan işte. Ölüyorlar. Konu çok güzeldi ama bence çok kısa bir kitaptı ve bilmiyorum 3,5-4 puanlık bir kitaptı 5 üzerinden. Çok içine giremedim belki de. O şekilde dostlarım. Gerçekten çok memnun olduğum bir alışverişti. Hazır karantinadayken vaktimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Umarım sizlerin çok beğendiği bir video olmuştur. Umarım sizler için güzel kitaplar önerebilmişimdir. Kitap alışverişi izlemeyi kim sevmez ki zaten. Aşırı eğlenceli oluyor. Dediğim gibi ucuza kitap alabilmek çok mümkün. Günümüz Türkiye'sinde bile ucuza kitap alabiliyoruz. O yüzden umarım sizler de ucuza kitap alabilirsiniz size verdiğim bu küçük taktiklerden sonra. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşene kadar görüşürüz. Ne kadar saçmaladım. Kendinize çok iyi bakın kısacası.